Muhteşem bir final oluyor Sercan Bey. Sizce nasıl geçiyor final? Valla çok heyecanlı. Yani herkes zaten iyi konsantre olmuş. Ogeday zaten dün yarı finalde de kendini belli etti, odaklandığını. Yani finalde olmak isterdim ama çok yorulmuştum. O yüzden de hepsini teker teker çok seviyorum. Yani dört yarışmacıyı da ayrı seviyorum. Tabii kırmızı takımdan Nefise vardı. Onu ayrı bir destekliyorum. Zaten kendisine de söyledim. İyi olan kazansın. Atmosferi çok beğendim bu arada. Onu soracak olursan. Şunu soracağım. Yani evet, atmosfere geleceğim. İnanılmaz bir kalabalık, inanılmaz bir coşku. Yani birçok Survivor finali gördük ama bu sanki birazcık daha başka. Yani ilk senesi zaten. Performans evet. Senesi olduğu için şimdi bu tarz tribünlere alışık biri olarak söylüyorum. Final yani bu dörtlüye kalabilseydim şansım yüksekti. Çünkü bu tarz atmosfere karşı yarışma gerçekten de çok keyif verici. Bakalım. Neden olmasın bir daha? Bu sene sizi en çok zorlayan an ya da olay hangi olaydı? Yani ilk zamanlar biraz Tur abiyle o konuda çok atışmıştık. O süreç biraz zordu. Sonrasında açılacağımı biliyordum zaten. İlk iki ay zaten çok sıkıntılıydı. Yani onu sayabilirim. Sonrasında zaten bir sürü güzel anılar oldu. Ben kötüleri değil de daha çok güzel anıları tercih ediyorum. Tribünler demiştin de abi. Şimdi Bursa Spor'da biliyorsun küme düştü. Sen de Bursa Spor'un çok önemli bir neferiydin, oyuncusuydun. O konuda neler söyleyeceksin? Ne yanlış gidiyor Bursa Spor'da bu hale geldi? Yani şu son Enes Çelik gerçekten de hem düğmeye basıldı. Hem maddi hem de manevi anlamda. Senden kardeşim. Önce eğlendiğim için çok kötüyüm. Bir dahakine seni eleyeceğim. Eyvallah kardeşim. Paket yapacağım. Hadi bakalım. Poyraz'ın intikamını alacağım. Eyvah, yine büyük konuşuyor. Evet, ne oldu abi Bursa Spor'da? Neden bu hale geldi? Yani ilk şampiyonu görmüş bir takım. Yani kötü yönetim. Kötü yönetim olduğu için. Şu anda dediğim gibi yani Bursa Spor'da tuşlara basıldı. En kısa zamanda inşallah Süper Lig'e çıkar diye düşünüyorum. Peki bu tuşlara basanların arasında sen de olacak mısın? Yani taşın altına elini sokacak mısın? Ben her zaman soktum bu konuda. Yani her zaman da göreve de her zaman hazırım. Çünkü kendi kulübüm de var. Ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım başarılı olur. Her zaman da taşın altına elimi sokmaya hazırım. Başkan olarak mı? Teknik direktör olarak. Başkan olarak. Büyük başkan. Eyvallah. Büyük başkan. Eyvallah. Güzel çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol.